Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin liderleri Brexit müzakerelerine yön verecek ana prensipleri oy birliğiyle kabul etti. Durumdan etkilenecek vatandaşlar ve aileleri için sağlam garantiye ihtiyacımız var. Bu hem Avrupa Birliği hem de İngiltere için bir öncelik olmalı. The number one priority for the EU and the UK. Almanya Başbakanı Angela Merkel, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine vurgu yaptı. İngiltere ile yine sıkı ilişkiler içinde olmak istiyoruz. 27 üye ülke olarak çıkarlarımızın korunmasını istiyoruz. Bu yönde ilerliyoruz ve müzakereler açısından iyi bir başlangıç olduğuna inanıyoruz. Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ise Theresa May'in 8 Haziran'da erken genel seçime gitme kararını eleştirdi. Theresa May sert veya yumuşak Brexit konusunda muhafazakar partinin bölünmesine çözüm üretmeye çalışıyor. Bunun için halkın desteğine ihtiyaç duyuyor. Avrupa Komisyonu adına Brexit müzakerelerini yürütecek olan Michel Barnier de birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Birlik ve beraberlik İngiltere'ye karşı atılan bir adım değil. Hatta İngiltere'nin çıkarlarını karşılayabilir. Ortak çıkarlarımız olduğu için uzun süre yolumuza devam edebileceğimizi gösteren bir durum. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise son kez zirveye katılıyor. Hollande, büyük risk teşkil eden seçim yaşanacağını belirtti. Brexit meselesinde görüldüğü gibi Avrupa Birliği'nin dışında güvenlik yok, garanti yok, ortak pazar yok, Euro bölgesi üyesi bir ülke için ortak para birimi yok, gerileme var. 7 Mayıs tarihinde yapılacak seçimler risk teşkil ediyor. Fransızların kişisel anlamda değil, genel anlamda Avrupa Birliği'nden çıkış meselesine nasıl baktığını gösterecek. Avrupa Birliği'nde kalmak gerekiyor. Bu açıdan bakılırsa 7 Mayıs seçimleri Avrupa Birliği açısından büyük önem taşıyor. Euronews muhabiri James Frenney Brüksel'den bildiriyor. Brexit sürecinde Avrupalı liderler birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Önümüzdeki aylarda Brexit müzakereleri başlayacak, anlaşmazlıklar yaşanacak. Ancak İngiltere Başbakanı Theresa May'in elini güçlendirmek için erken genel seçime gitmesi Brüksel'in duruşunu değiştirmeyecek.